Evet, Grison kontluğumuzda bir tık böyle bir ilerledik. Sonra gene bir bölündük, bir şeyler oldu falan filan. Ayarlayacağız hepsini. Bir sıkıntı yok. Bu da var mı şeyimiz? Güçlü hak iddiası. Bu neymiş? Karakterin oldu. Ah. Bu neymiş? Saray mensubu. Seni saraya davet etsem 70. Çünkü bunu saraya davet edersem eğer hak sahiplerini çağırabiliyoruz mu ya? Hak sahiplerini bir davet edelim ya. Bakalım ne çıkacak. Orada hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizim şu Bohemia krallığına sürekli saldırıyorlar. Allah'ım ben yoruldum ya çıktın. Bu saldırıya şey olmaktan yoruldum. Daveti kabul edelim. Davet varmış kontluğumuzda. Öleceğiz gideceğiz anasını satayım. Bunu da bildiğin çocukluktan beri takılıyoruz birlikte. %70 kazanacağım. Hayır. İstersen şey yap ya. Stresim 85, stresim azaldı. Güzel oldu bu. İkilem. Ziyaret gitgide küçülüyor. Kendimi samimi tanıdığım Kontes Emma. Neredeymiş bu şey? Çok uzakta. Aa olmaz. Partiler hakkında ne düşündüm sonra? Kendisinin fazlasıyla ilgili olduğu bir konu sanırım. Yok yakın ilişki falan istemem. Ben kontuma öyle şeyler yapmam. Neymiş senin savaşın? Doğu Frankiye için. Oğlum bana yansıtmayın şu olaylarınızı da. Elveda arkadaşım. İstekli alemci özelliği kazandık. Güzel. Eksi vermiyor. Önemli bir misafir. Aslında çok önemli. Seni alayım mı ya şeye sarayıma? Önemli bir misafir geldi. Obavira. Tamam. Başka? Yalnız var ya bu direkt şeyin sahibi ha. 185 altın. Çok uzaktasın ki. Güzelsin de çok uzaktasın. Bu nerenin? Yok. Bu nerenin? Burada. Baviera ve şey. Evet ikisinin birden şeyi var. Hakları varmış burada. Kaç para istiyormuşsun? Yapalım seni. 115 altın nedir ama ya? Aman. Çok pahalı değil mi? Bunun ittifakı ne? İngiltere. Ama ben çökmek istiyorum artık buna ya. Valla çökmek istiyorum artık buna. Ne yapalım biliyor musunuz? Var mı başka şeyimiz? Pontasekin'de şeyi var, iddiası var. Hadi bakalım biraz ilerleyelim. Başka kimler gelecek sarayıma? Casus aşıklar. Wilhelm adlı karakterin Sofia. Ey tamam. Hemen şantaj yapalım şeye. Bir de vasalımla aramı iyileştireyim ya, görüş arttırayım çünkü bu problem. Sonracıma gideyim de kos sırlarım nerede? Entrika ha. Şantaj yap abi. Yap yap. Aklını alırım valla. Evet tabi. Şimdi şuna bir bakalım. Innsbruck'a bakalım bir. Burada bir sır aransın. Burada hak iddiası olan birilerini davet edemiyor muyum ya? Güçlü şey. Sen neredesin? Buradasın. Sen neredesin? Tamam vasal. Dolaylı yoldan iddiası iddialı diyor. Düşes bilmem ne oğlu. Düşes Seburg'un oğlu. Düşes Seburg. Bak dolaylı yoldan da.
Burada şu dük var. Hak iddiası olan olsa dalalım direkt de yok yani. Hak iddiası olan insanlar yok. Bakalım başka gelen olacak mı sarayımıza? Çünkü bir genişlemek istiyorum tabii. Genişlemem lazım. Bu da 46 yaşında. Bronsen kontluğunda. Seninle ittifak kurabiliyor muyuz biz? Kuramıyoruz. Birazdan kurarız herhalde. Bu düklük fethi bir tane şeyime gelsin de bir. Ne veriyormuş düklük fethi? Ünvan oluşturma maliyeti %20. Düklük fethi savaş sebebini kullanabilirsiniz. Evet. Kullanacağım. Onu bekleyelim be. Güzel, iyi de para kastık. Ya bu savaş beni mahvedecek ha. Vallahi gidecek bu. Topraklarım gidecek benim ya. Arada kaldık anasını satayım. Swabia yüzünden. Ya şeyim de yok. Savaş sebebim de yok. Tam geldi. Evet. Bakalım var mı hakkımız? Yok. galiba hiç yoktan. Yok. Evet, enteresan gerçekten. Düklük ünvanını oluşturabilirmişim. Bunların hepsi benim mi? Değil. Gerek yok. Acil değil. Şimdi bir şey soracağım. Ben topraklarımı kaybetmek istemiyorum. Tamam mı? Ne yapabiliriz? Çok uzakta. Sana seni alalım o zaman. Saldırırız. Senin isteklerin doğrultusunda. Neticede hak iddian varmış senin. Güzel. Seni sarayıma alıyorum. Tamam mı? Artık buraya Bavyera'ya saldırabilirim. Saldıracağım zaten. İyice ama oğlum zaten benim hakkım vardı ona ya. Senin başka yerde yok muydu hakkın? Nerede? Diğer hakkın nerede senin? Bu nerede? Bu. Bu yüzden saldıramıyor muyuz? Yo. Ne anladım o işten. Zaten eşimin şeyi vardı burada. Hakkı vardı yani. Neyse, kontak Hasek için savaş açıyorum ben. Tamam mı? Hayırlı olsun diyelim. Müttefiğimi de savaşa çağıracağım Vesex'i. Bana gelsin, ona gitmesin. Askerleri de direkt şuradan çıkartıyorum. Böyle. Burada toplansın askerler. Güzel. İngiltere benimle savaşa katıldı. Direkt dalalım şöyle. Şunu kovalayacağız. Ha, bir dakika. Neyse dalalım, problem yok. Ya da direkt şeye saldır. Buraya saldır. Zaten bu da atladı, gemilere geliyor. Güzel. Bak bak, görüyor musun? Şeye saldırıyor. Oğlumun yerine saldırıyor bak, terbiyesiz. Yakala yakala. Bu arada komutanım şey olacak, bu olacak. Güzel. Şunu da kuşatalım direkt. Bu kale mi? Kalelik mi var burada? Ne var burada? Kale. İki kale. Tamam, kuşatmacı bir komutanımız var mı? Ona bakalım bir. Kuşatmacı bir komutanımız yok. Tamam, devam edelim. Sosyal manipülasyon. İlk defa olduğunda üstüne çok durmamıştım, ancak vasalım Kontredel Kits her geçen gün daha da arsızlaşmaya başladı. Bana karşı ne cüretle bana kafa tutarsın? Terbiyesiz. Tamam, bitme. Ne oluyor? Casus Paşa kötü haberle geldi. Adı kişinin kızağına, birisine karşı... tamam, olabilir. Yakala bak.
Oğlum bak benim... Heh. Tamam, ne oldu? Ben kimin şeyi oldum? Süzen. Güzel. Doğu Frankiye'ye geçtim. Bu güzel. Ben mi saldırıyorum? E tamam. İyi. Vay be, görüyor musun? Şansa bak. Süzenime karşı savaşmışım. Aldım. Tabii canım, benim hakkım orası. Oh. Çok iyi. Şimdi ben o zaman gidip herkese savaşabilirim. Güzel. Konsey gelirim konseyine. Doğu Frankiye. En azından artık daha rahat hareket edebilirim yani. Ulan var ya, ben senin üzerinde bir hak iddiası şey yapayım. Neye özür dileyeceğim? Ben seni öldürteyim, dur. Oh, ben seni bir öldürteyim de bir gör gününü sen. Hadsiz seni. Hadsiz. Hatta şey olsun abi, davet et. Vardır illa katılacak olan. Var, katıl abi. Ver, ver rüşvet. Ver rüşvet. Seni bir öldürteyim ben de. Şimdi benim gelecek şeyimi şey yapacak. Ulan aslında katılsam mı ya ben de? Neyse. Sorun yok. Çocuğumu şey yapabiliyor muyum çocuğumu? Çocuğumun şeyine mi bakalım? Çocuğum, ben senin şeyini değiştirebiliyor muyum? Güzel. Tamam, güzel. Çocukta zaten olması gereken şey var. Alt iddiası hakkı var. Ben diğer vasallarla aramı iyi tutacağım da burada da sürekli krallık değişiyor arkadaş ya. Bir ziyafet falan verelim. Bir ziyafet verelim, prestijimiz artsın. Artsın statimiz, sorun yok. Bak, prestij alacağız dedik. 150 prestijimiz gitti. Bu mu? Durduk yere prestijimizden olduk. Adamı savaşa çağırsaydık daha iyiydi yani. Hakikaten. Hayda. Oğlum yandık ha. Vallahi yandık ha. Sürekli savaşılıyor. Bu zaten benimle uğraşmaz herhalde ya. Hem de öldürsen ne olur, öldürürüm. Zaten ölecek bu. Şansa bak, adam krallığı kırdı. Doğu Frankya krallığını kurdu. Abi çok kaos var ki burada yani. Asla adım atamıyorsun ya. Parmaya saldırabiliyor muyum? Saldırayım parmaya. Casus başa. Gisele'ye bak. Niye? Niye Gisele? Bunu niye yapıyorsun benim karıma? İsim bu aynı. Bil abi. Parmada var mı, saldırabiliyor muyum? E saldıralım. Aa, 750 şey istiyor. Basit bir mesele hakkında Kırım Düşes Tuta ile konuşmak üzere odası sahipliğinde odanın boş olduğunu görüyorum. Yavaşça göz gezdikten sonra masanın üzerinde bir belgeye gözüm takılıyor. Şüphe yok ki bu ve kız kardeşim yakına uzarlanan bir komplo planı. Ya bu ne demek oluyor tabi? Tamam, sen bana bağlısın. Sen. Hani prestijim yok ki. Prestijim olsa saldıracağım direkt. Güzel, asker sayımız falan da iyi. Güzel durumdayız. Asker sayımız da falan. Direkt topraklarımızı birleştirmemiz lazım yavaştan.
Niye? Baba soyuyla evlilik istiyorsun. Evet, tamam tamam oldu. Yaksana. Yine süzerini değişti. Tamam öldürtme ya. Vazgeç bunu. Ne yapacaksın bunu? 63 altın verdik şeye. E kim oldu süzeren? Bu oldu. Kral uzuzuzuk. Niye vasal aktarayım sana ya? Şimdi var ya bir savaşacağım. Bak. Yok ki şeyim yok. Allah'ım kuduracağım ya. Prestijim yok ki. Tabii belki ava çıkarıp prestij alırım ya belki. Güzel. Güzel. Allah'tan biraz parası şey pa nedir o? Prestij kastık ha. Hakikaten. Kont Ermenülfo ile ittifak kurabilirim. Kont Ermenülfo böyle. Kuralım. Güzel. 10 para 10 altın 10 altındır. Ya hak iddialarım var aslında benim de. Şeyim yok şu an. Yani prestijim yok yani. Prestij kasmam lazım. Kendi aranızda çözün. Böyle şeyleri bana şey yapmayın. Islı Taht Otoritesi yasasını çıkartmışız. Güzel, gelirim. Çocuğumuz ne durumda? Çocuğumuz 30 yaşına geldi anasını satayım. Ölemiyoruz ki intihar edebiliyoruz mu ya? Hac yolculuğuna falan çıkamam da. Bana niye Papa'dan şey gelmiyor hiç? Korkunçluğum çok kötü. Casus başı kötü haberlere geldi. Üvey kız kardeşinin düşes Agnes'e birisine karşı... Ya Agnes'e! Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Allah. Kim öldü? Henrik yaşlılık sebebiyle ve hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun. Gelsin bana ne yapsın? Tamam gel. Ne oldu gene? Biz kimle savaşıyoruz? Allah aşkına kimle savaşıyoruz ya? Saldıranlar Baviera. Müttefik Büyük Morava Krallığı. Ha, çok büyük Morava gerçekten. Moravya'ymış. Şu Bretonya'ya saldırıyorum direkt. Saldıramıyorum. Allah'ım kimseye savaş açamıyorum ya. Prestijim yok çünkü. Ben prestije ihtiyacım var. Çan odağına vereyim de bari prestijim artsın ya. Bunu araştırsın bir. Bize prestij akması lazım. Bak bayağı savaş açabileceğim yerler var ama yok. Prestijim yok maalesef yok. Peki eşim ne durumda? Yette de prestijim yok. Eşim bana prestij kastırsın ya. Aynen. Tamam güzel. 5. Ama vasallığa zor açtırmak da. Sen odağına ver. Sen odağından ilerlesin. Prestije ihtiyacım var benim baya. Saray entrikası. Allah diye. Aldık bunu şifacı diye. Eşi de yaşlandı tabi haliyle. Bretonya'nın burada ne toprağı olabilir? Allah aşkına ya.
Vitoria. Vali Luther'in. Zevk aldığı garip şeyler düzgün birine iğrenç gelebilir. Yine de kendisi oldukça üstün. Bana göre sapık birisiyle denk geldik. Vay be. Nur topu gibi bir şey doğmuş. Karakterimin üvey erkek kardeşi. Ferdinand olsun, hadi bakalım. Montes Emma ölmüş. Vay be. Montes Emma kaç yaşında? 65 yaşında. Kaç yaşındaymışsın lan sen? Tamam, vasalımızı evlendirelim o zaman. Seni evlendirelim biz. Seni lan seni. Zaten direkt nişanladın sen vay arkadaş. Pes. Ara nişanladın ya. Bak şu an bütün yani gerçekten savaş açabileceğim her şeyi hiçbir şey yapamıyorum yani. Bunu kim, bunu Vasilik önerelim ya. Bunu birisi eğitsin. Sen eğit. Eğit. Daveti kabul edelim. Bak burada kurdular şey, kontluğu kurdular, görüyor musun? Ben seninle ne ara ittifak oldum ki? Baldım, baldızım. Yengem oluyor daha doğrusu. Vay be. Ay. Ve seksice gitti. O da öldü artık. Hadi geçmiş olsun. Stresim gitti biraz. Burada bir şeylerim vardı benim ya. Savaş sebebi maliyeti. Şunu bir açsam iyi olacak. Yani 175 prestij istiyorsa 75 istesin. Yani %50 direkt şey yapıyor. Maliyeti kırpıyor. Savaşa çağrı. Ölülerle savaşıyorsun demek. Ya alırsın sen onları ya. Ben uğraşamam şimdi. Bu ne? Kontluk. ...375. Evet, böyle ilerleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Zafer iyi. Yani bir şey olmadı. Vay be, bal yeğenim, daha kardeşim sürekli doğurmaya başladı. Bu güzel bir şey. Bizim açımızdan. Bu da bayağı bir ilerledi. Prestij. Çok önemli prestij ya. Tamam, şuna çökelim artık ya biz. Kimsenin müttefiğin? Herkes müttefiğin anasını satayım. Senin müttefiğin var mı? Aa. Sen ne durumdasın? Düz. Demek koz elde ettik. Koz iyidir. Ha bu arada tutsaklarım kim? 12 yıl, 18 yıldır hapismiş bu ya. Yazık herife. Unutmuşum. Tamam, seni de çıkartıyorum. Din değiştir. Hadi bakayım. Katolik olarak çık buradan. Ben vicdanına şey yaptım. Kozlar. Bakalım. Sen kimmişsin? Şantaj yap. Yap şantaj. Güzel. Başka kim ne işimize yarayabilir? Kozlar ve sırlar diyelim. Sen bir sapıkmışsın. Açığa çıkar.
Açığa çıkardım. Sen neymişsin? Karakterimi konseyinde. Tamam hadi. Devam. Wilhelm adlı kişinin sevgisiymiş. Sen neymişsin? Açığa çıkar. Hadi bakalım. Aa, ayıp lan sana. Niye öldürüyorsun oğlum çocuk kadını? Artık niye öldürdüyse yapamam, çocuğuma niye şantaj yapayım? Sen nesin? Seni de açığa çıkartalım. Eksi şey yapın. Birbirinizi yiyin orada. Evet, yeni kültürel döneme de geçmiş bulunuyoruz galiba. Bakalım hemen. Evet, erken ortaçağ ama şuna devam etmemiz lazım bizim. Daha çok var ona. Daha sene kaç sene? 936. Böyle güvenli gide gide anca böyle oldu yani. Bunu alsam şöyle var ya. Yakınlarda müttefiklik kurabileceğim bir yerleri var mı ya benim? Kaç tane müttefiğim var benim? Bu var. İyi tamam, saldıralım buraya. Her türlü alırız yani. Ama şimdi şey, onu çağıramayacağım. Neden? 200'e çağırırım ya olmazsa. Çağırırım herhalde. Ne lan ne? Allah Allah. Şöyle gidelim abi. Buraya saldırıyoruz o zaman. Çok uzakta. Nerede bu? Evet, Sinikay hayatta gel. Tamam, saldırıyoruz abi buraya. Buraya saldıralım. Neredeyiz? Ha, burada. Burada bizim kontluğumuz var. Hakkımız var, haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada bütün Oskul orduyu topluyoruz. Bir tane de müttefiğimi savaşa çağırıyorum. Tyrol'u. Vay hadsiz, terbiyesiz. Tamam, sorun yok. Ben tek başıma alırım burayı. Tamam, saldır buraya direkt. Çok sıkıntı değil. Komutan da var mı bir şey? İkmal süresi falan. Tamam, güzel. Direkt alacağız burayı. O diğer taraftan gelemezler muhtemelen. Ay, geliyorlar vallahi. Neyse, saldırsınlar. Onlar da oraya saldırıyor. Güzel. Siz beni alamazsınız kral. İmkansız. Oha, sen nereden geldin lan? Bunlar nasıl birleşti o kadar ya? Bunları bir alalım. Alalım şöyle. Alayım ben seni tek. Tek tek avlayacağım ben sizi o zaman. Güzel. Güzel. Burada ikmal yapalım gerekirse. Ben bir tane müttefiğe ihtiyacım var şu an. Bir kişi lazım bana. Kim gelebilir? İttifak kuralım seninle. Seninle ittifak kuralım. Gel. Evet, gel şimdi savaşa katıl. Katılacaksın bu savaşa. Savaşa gelsin oğlum. Ben ittifak kurduk seninle ya. Alırsam çok eşit gidiyor. Yani kaybedebiliriz yani. Böyle bölelim. Hı, bak görüyor musun nasıl saldırıyor hemen. Saldır saldır. Bunu da açtık. Şimdi ben şeyi değiştiriyorum. Bir sonraki turda değiştirebileceğim. Şöyle kaçalım şuraya doğru. Şöyle gidelim.
Çok eşit gidiyor ya şey. Burada bekleyelim biraz. Biraz daha yıpransınlar istiyorum yani. Kimmiş bu? Karakterimin kız torunu. Çok uzakta. Kapua düklüğü. Bu ne? Banya'da falansın sen. Baronluk. tabii oldu. Oğlum ben seninle ittifaksam gelmen lazım bana doğru ya. Düşes ayıp sana. Vallahi gelmedin. Niye gelmedin? Görüşten dolayı gelmedin. Ben sana güvenmiştim oysa ki. Neyse şey yapalım. Etkileyelim şunu bir. Bu da çok şey istiyorsun ya. Hediye de savaşa çağır. Yok gelmiyorsun. Peki şöyle bir şey yapsam. Çocuğumu sana eğittirsem. Öğrenci öner. Karakterim torununu sana önersem. Sen öyle şey yapsan. Belki aramız iyileşir biraz. Ha iyileşiyor mu aramız? Bir dakika. Ha bu daha iyi ordu komutanı. Buymuş daha iyi ordu komutanı şu an. Saldıralım. Ya gerçekten bu kadar eşit, çok eşit gözüktü gerçekten ya. İnanılmaz eşit gözüktü hakikaten yani pes. Bu kadar eşit gözükemezdi yani. Tamam topladım ordularımızı burada. Güzel bölünüyorlar. Yavaş yavaş galiba. Şimdi bana doğru ilerleyecekler muhtemelen. Evet bana doğru ilerliyorlar. Gerçekten enteresan ya. Kirala gel. Paralı asker kiralıyorum mecbur. Çünkü olmayacak bu iş böyle. Hayır hayır ya. Tamam sen direkt şuraya git. Ya Allah kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin ya. Bak pes. Vallahi pes yani. Bu kadar olmaz. İnanılmazdı. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Da neyse şimdi bayağı şey yaptık. Ebesin nikahına da gitme ama be kardeşim be. Oraya da gidilmez be. Nereye gidiyorsun ya? Kont da öldü. Rakip kont. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam şimdi çökerim ben bunları. Şöyle biraz şey yapalım. Ayda. Kont da öldü. Tamam bu geçsin bari bunun başına. Tamam şimdi saldırabiliriz. Direkt saldırıyoruz abi. Ya nasıl hala nasıl ya? Haydi. Daha fazla nasıl bir şey varsa gerçekten hani inanılmaz enteresan ya. İnanılmaz enteresan yani. Gerçekten inanılmaz farklı bir durum söz konusu. Bu kadar olmaz. Bu kadar fazla kişiyle nasıl hiç asla kazanamıyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sen benimle artık savaşa gelirsin. Oğlum niye savaşa? Seninle ittifak değil miyiz ya? Niye ittifak değiliz biz seninle? Şuraya saldır. Saldıramıyorum ki. Tövbe yarabbi yarısı. Gel buraya. Buraya gel. Tam burada bekleyelim.
Artık yeniriz artık. Yeneriz tabi artık anasız. Daha neler. Al abi şuraya. Kaç kişi ölecek? 100 daha hayat. Durdum burada. Tamam şurayı bir alalım geri. Seni öldüreyim ben de. Seni öldüreyim ben. Seni bir yakalayayım da. Tamam bir çökeyim ben tek başına. O defans savunması yapıyorsun değil mi? Çakal. Ne kadar çakalsın ya gerçekten. Bu kadar ya. Oh. Bu kadar be kardeşim be. Mis gibi olay. Çok iyi. Terbiyesizler. Şimdi paramıza bakalım bir. Uzaklar. Parayla satabiliyoruz mu? Sat. Neymişsin sen? Kontrol sende omborgi olsun. Tamam saraya davet edeceğim seni. Gel. Seni de saraya davet edeceğim. Bak seni saraya davet etmiyorum ya git. Sen çık. Tamam güzel. Güzel gene bir tık ilerledik. Büyüdük yani. Güzel oldu. Yasak aşk mı? Kimle? Ayda, ensest ilişki şey oldu ya başıma. Neyse, olayın üstünü örteceğim. Çünkü mecburum örtmeye. İyice yaşlandık, bir de ölmüyoruz anasız dedim. Ölsek de şu çocuk geçse ya şeye tahta. En azından birazcık daha iyi yani. Çok aman aman bir şey değil de. Yalnız var ya torunumuz güzel geliyor ha. Torun güzel geliyor. Burada ne kadar olmuş. Evet bu bölümün de sonuna geleyim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşürüz diyelim. Güzel bir fetihle bitirmiş olduk. Bölümü. Takipte kalın. Sevgiler saygılar. Hoşça kalın.